Eski kullanmadığınız bir tarakla ne yapabileceğinizi göstereceğim bugün. Matkap fırçası yapabiliriz. Şöyle düşünün. Yalnız matkapların ağızlarının belirli bir şeyleri vardır, genişlikleri vardır. Maksimum matkap genişliği şu an benim kullandığım şarjlı matkap için 10 milimetre. 10 milimetreden biraz daha büyük olabiliyor ama fırça yapacağımız tarağın kalınlığı ise yaklaşık 1,6 santimetre. Ve biraz fazla uzun, yani şöyle olması çok kullanışlı olmayabilir. Şöyle daha iyi. Şuradan keseceğiz, yani işaretli yerin sonundan. Daha sonra da incelteceğiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1,3 milimetre. Şimdi matkapla biraz testereyle biraz aldım. Yamuk olmadı, yamuk oldu, düzgün olmadı. Şimdi son rötuşları yapacağım. Onlarda da şöyle bir spiral ismini unuttum birden de. Spiral zımpara kullanacağım. Bu şekilde daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Normal zımparayla da yapabilirsiniz, bıçakla da yapabilirsiniz eğer iyi bıçaklarınız varsa. Şu şekilde oldu en son. Hala çok güzel değil ama istediğim kalınlıkta. Şu an bunu matkaba çok rahat takabiliriz. Bir de kullanımını göstereyim. Mesela temizlemek istediğim bir şey var. Bu benim oğlum için yapacağım bir yarış aracı. Çok kirli. Pası daha başlamadım. Mesela ne olsun? Şu kısmı çok kirli. Görüyorsunuz ya. Daha derin lekelerde çok etkili oluyor. Motosiklet zincirinde çok kullanıyorum. Motosiklet olanlar bilir. Zincirler sık temizlenmeli. Mesela bu biraz bakımsız kaldı. Şu şekilde uygulanabiliyor ya da şu şekilde. Ya da arkadan, şuradan. Şu şekilde. Şey bu. Mesela bu tarafa doğru dönerken sizin elinizi otomatik olarak yukarı doğru götürürken şöyle yaparsanız aşağı doğru götürdük. Üstleri temizleyebilirsiniz. Görüyor musunuz bilmiyorum da siyah siyah biriken şeyler atıldı. Bu şekilde bir eski bir tarağı değerlendirmiş olduk. Böyle atölyeniz falan varsa kullanırsınız. Pek çok işinize yarar. Hoşça kalın.